Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina habibina Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz dinleyiciler, muhterem umreçi, umre hizmeti hadimleri. Bu şirket ve başka şirketler, umumun şu sahada işleyen kişilerle tegişli bir umumi dinimizi kursetmelerinden, Kur'an-ı Kerim'in kursetmelerinden bazı nüktelerine ait koymaksınız. Umrege, hacge, hizmet kılay etken teşkilatlar, muasseseler, şirketler agah buluşları gerek ki ular fakat ticaret bilen yayın ki fakat şu maddi menfaat bilen fikirleşini öyle koymasıyla gerek. Ular Allah Subhanahu ve Teala'nın dini, Allah Subhanahu ve Teala'nın beyti, Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın yüzleri itibarından, o kişinin hürmetleri itibarından, dinin, İslam dininin, mukaddes İslam dininin rükülleri vasıtası da menfaat tapayetken, şundan bir hizmet kurayetken, yani özüge bir menfaat celp kurayetken kişilerdir. İlgere cahiliyet devrede hem hacilerinin hizmeti alahide oranlı bugün. Kureyş'in esası hürmet itibarı bütün Arap kabileleri arasında cihan halkları arasındaki o şu vakitteki mevkiyi esasen Beyt'nin hürmetinden bugün. Beytullah'ın hürmetinden. Çünkü onlar hacilerde hizmet kılışken onlarda her türlü hizmetlerini görsetişken. Biri atalıkı vergen, biri zemzem vergen, mesul vergen, biri Kabe'nin eşiğini kalitini uçurgen, adamlarını kirtizgen ve herkese okuyen. Yine türlü ise hizmetlerini kılışken, hacilerini, kadimlerini buluşken. Bunlar bana şu beyt etrafı da Mekke-i Mukarreme'de caylaşkenler. Ve bana şu beytini igeleri sıfatı da, yani kadimleri sıfatı da tanımgenlerden. Bunlar da cüda kop kolaylıklar Allah Teala ata kılıyor. Cümleden savda merkezge eğlenen, hazır ki Dubai'ye okşar. O zaman işler çıkarış birisi yok. Lakin hemen dünyadan kirlediğin, atropdan kirlediğin halklar özlerini, malları bilen, tavarları bilen gelip bir cayda dokunuşacaktı o şerde. O şerde şekilde kette manfaat görüyor. Hala şu cahitten onlar kolayış kette manfaat görüyor. Lakin hacılar gibi kopunca hizmetini aileler taksimle kılışken. Mesela kimdir ben atalaklama diyen, kimdir ben su taşıyman diyen. Aileler taksimle hizmet kılışken. Hizmetleri itibariden kub, hürmet ve ihtiramge sazavar bugün. Allah Subhanahu ve Teala meneşul nimetlerini Kureyş suresinde zikir kıyın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قريشنين عادتا قريشنين إلاف إلاف ديگندا birbirine kirişik bir kolaylık, birbirine ülfet tapışına aitlenmez. Bu yerde asası adetlengenleri, onların erişken bir adamların arasındaki imkaniyetleri nezarda tutuluyordu ki, rihlete şitai ve sayf deyip tefsir kılıyordu onu. Yani kışta ve yazdaki seferleri, onlar kışta Yemen'e
yozda Shomga katta karvon chiqarishadi. Asosiy savdolari mana shu ikkita katta karvonda ikki faslda ya'ni ikki faslda hosil qilinardi. Katta boylik imkoniyat bo'lardi. Shu bilan birga bularni o'sha Baytullohning ahllari deb yo'lda birov tunamasdi. Ilgari yo'llarda qaroqchilar ko'p bo'lgan. Alhamdulillah. Qaroqchilar ko'p bo'lgan. Ilgari karvonlarni tunashgan, mollarni o'marishgan, va hokazo qilishgan, odamlarni o'ldirishgan. Lekin Qurayshga birov tegilmasdi. Baytullohning hurmatida. Alloh taolo shuni zikr qiladi. Ularga minnat qilib aytadiki, shunday ekan, mana shu baytning Robbiga sig'inishsin ular endi. Ibodat qilsin. Ya'ni maqsad ixlos bilan. Boshqa but sanamlarga yoki shaxslarga yoki turli nafslarga, xohishlarga emas, shu baytni Robbiga sig'insin endi ular. Ki mana shu baytning orqasidan ularga rizq kelyapti, omonlik kelyapti. الذي اطعمهم وشن دي ربكي ولرجة أشليك ده تويدر جان ولرنا أشليك دان توقل ده يعني أشليك دان قد قرب توقلك بيرده وخوف دان قد قرب أمانلك بيرده هم مكي مكرمان أزده هم ولر أمان ده بولش كان مكي مكرمان هجوم كلم بيجان حرم ده حرم أطراف ده كشلر هجوم كلم بيجان حرم نهو المتدان ولرجة أمانلك بولر Tashqariga chiqsalar ham karvonlari omonda bo'lgan. Baytullohning hurmatida. Shu bilan birga hamma shu yerga olib kelib, savdosini ham qilgan, shu yerda qarqlar to'qnashgani uchun. Va sadaqotini ham, xayrini ham shu yerda tarqatishgan. Butun har atrofdan turli meva-chevalar va boshqa narsalar shu yerga jamlangan. Butun boshqa atrofdagi mamlakatlarning nozi ne'matlari shu yerda jamlangan. Bu yerda yashab turgan Quraysh ahliga juda katta ne'mat bo'ldi. Bu oyat kalimada Alloh taolo ikkita katta ne'matni zikr qilgan Qurayshga. To'qlik va emin, eminlik. Bu oyat kalima shunday bir mo'jizaviy ta'birki, nimaga Alloh taolo aynan shu ikkita ne'matni zikr qilgan? Aynan shu ikkita ne'mat. O'sha davr undan oldinu hozirgacha qarasiz xalqlarning, millatlarning asosiy g'ami shu ikkita narsa bo'ldi. Hozirgacha barcha hukumatlar, barcha davlatlarning asosiy strategiyasi ikkita narsani ustiga quriladi. Iqtisod, xavfsizlik. Va doim madaniy davlatlar harbiy rangdagi davlatlar emas, madaniy davlatlar doim iqtisodni xavfsizlikdan qadam qo'yishadi. Birinchi iqtisod, keyin xavfsizlikka qarashadi. Alloh taolo mana shu nuqtani ochib bergan bo'lsa, har qanday davlat qanaqa har qanday davlat bitta qavmni boshqaruv tizimi, har qanday davlat. Demak, qavm sifatidagi jamoalarga xalq sifatidagi insonlar jamoalariga muhim narsa ikkita ularga. To'qlik, iqtisod va xavfsizlik, xotirjamlik, tinchlik, xotirjamlik. Alloh taolo mana shu Qurayshga bitta bergan shu ikkita ne'matini zikr qilish ortidan butun millatlar uchun, xalqlar uchun g'am bo'lgan, ularni asosiy tashvishi bo'lgan ikkita katta tizimni zikr qildi. Bütün devletler, hükümetler hazırlıklı, içki siyasette hem, taşkı siyasette hem, esasen şu iki tane arasında üstü küreşedi, şunun için kan tökedi, şunun için pul sarpıydı, şunun için kuş sarpıydı. Hatta başkanı basıp olmakçı olanlara, esasen şu, iktisadi kambelen basamandıydı. Ya ki, hafsızlık için, uzun hafsızlıkını tahminler için koşunu devletke hücum kuledi. İçki, himoyada ham, tashqi hujumda ham asosiy shu ikkita omil harakatlantiradi butun davlatlarni, hukumatlar. Mana shu
strategiyalarına asası bulan şu ikide asası mevzunu, nimetini Allah Ta'ala Kureyş'e şunda kına bayitli hürmetine beri koyuyor. Kontrol edilmesinden, güçler bulamasından hiç kandeyi meşakasız. Öyle unutulmasın. Hiç kandeyi güçler bulamasından Allah onları uz uzdan tokluk verdi, uz uzdan hatırcamlık verdi. Bayitli hürmetini. Allama Tahanavi, biz ayet mahsulüken gibi şu ki, Allama Tahanavi bana şu ayetten bir işare ettiler. Uzlarını işareyi tefsirler. Ettiler ki bundan nime çıkardı? Allah Teala ayet etti ki, şu bayetini evaz eden, şu bayetini hizmeti mukabele de Allah senge beri yaptı mı rızk? Tinçlik beri yaptı mı? Nimet beri yaptı mı? Şu bayetini egesine ibadet kılın. Başka ya ki nefsine ya ki bir Allah'dan başka nesneler gelmez. Şu beytinin egesiye ibadet olur. İbadet hem de farz. Peki Kureyş'e mi takitleyen? Takitleyenken kufra ibadet kıl. Çünkü senge bana şu beyt tüfeyle gelir. Şu Allah subhanahu ve teala'nın ibadeti arkasından senge adamlar hürmet bildiriyor. O şey ibadeti başkalarından kufra kılsın. Ve Allah'a başka ne şeylik kıma, ibadetinde ihlas olsun. Yalnız olsun diye sığır. Başka nesalarını koşma. Bundan bilinledi ki, kim gel ki Allah subhanahu ve teala, hah bir muassese sıfatıda, mescid olsun. O bir dini idare olsun. O bir teşkilat olsun. O bir şirket olsun. Hacı umre'ye hizmet kıladığı gibi okusun. Yani ki bir medrese olsun, talim belirleyen. Allah subhanahu ve teala'nın dinine taallukli, Allah'ın ibadetine taallukli, birer bir hizmet yüzesinden menfaat kese kim geki? Mescidden mi, medreseden mi, başka ne? O agah olsun ki, onge Allah subhanahu ve teala, bendeler, başka bendelerden farklı olarak, uzige taallukli, bir nerse bilen resmi yaptı. Mesela o şey Kureyş ahlige Beytullah arkalığı bulundik. Allah'ın ibadeti, ilim olsun, talim olsun, hac olsun, umre olsun, namaz olsun, niyaz olsun, hepsi Allah'ın ibadeti. Allah'ın ibadeti arkalığı, bendeler onlarına, onlarına ihtiyacı şu yaptı, o şu kişiler, o şu muasseseler, o şirketler gibi. Ve o şu arkalığı ulaştırıcılık yaptı. Öyle şahs sıfatı da, siz o şey bir dini ulema sıfatıydı. Yani ki bir o şey din hizmetliği kişi sıfatıydı. Kalalip sizge adamlar hürmeti itibar kalatıyken olsa. Bu yerde fakat maliyevi olmaz. Maliyevi olsun, içtimai olsun. Kaysıdır cihetten sizge manfaat geliyken olsa. Hatta hafızlık cihetten içtimai cihet bu. Siz kaysı cihetten geliyip de o şey. Nimet sizge. Allah subhanahu ve teala'nın ibadeti vasıtasını keliyordu. Allah'ın dini ve ramizleri vasıtasını keliyordu. Şimdi siz başkalardan göre köprağı sabırın Allah'a ki. Başkalardan göre ibadetiniz köprağı olsun. İhlasınız köprağı olsun. Halısına bulun başkalardan göre. Başkaları fakat mallı oylayışı mümkün. Bir kişi köyle etkip köylese teki adam fakat mallı oylası oylasın. Ama siz ibadet kişilerin ibadeti arkalı toplayabilirsiniz. Siz fakat malı öyle şey hakkınız yok. Fakat manfaatı öyle şey hakkınız yok. Sizge lazım ki başkalardan göre ibadeti hiç köprak olsun. İbadet degenimizde fakat namaz niyaz mısın? Namaz niyaziz hem. Maliyevi ibadetiniz hem. Ahlakdaki ibadetiniz hem. İtikadiniz, akideniz, tevhidiniz. Allah'a köprak olsun. Şunda Allah subhanahu ve teala sizge yöneltirgen nimetini şükrünü adakıyor. Ayet ediler ki İmam Allah'ın Allah'a nabi bana şu din işleri arkali böyle manfaat keliyekken kişi o şu Kureyş'e keliyekken hıtabın gehen keliyek. Kıprak ibadet kısın. Kıprak teslim olsun. Kıprak ihlas kısın.
xolisroq, hammadan ham xolis bo'lsin. Biz shu orqali aytamizki, mana shu shirkatlarga siz Alloh subhanahu va taolaning bayti Rasul akram alayhisolatu vasallam ravzai sharifalari masjidlari orqali odamlarni shu maskanlar, makonlarga bo'lgan e'tiqodi, rag'bati tufayli Alloh taolo sizga bu xizmatni nasib qilyapti va sizga shu orqali Alloh taolo tirikchilik, imkoniyat va boshqa ne'matlarni beryapti. Tanish bilish orttiryapsiz. Ham ijtimoiy, ham moliyaviy, ham iqtisodiy hamma tomonlama manfaat ko'ryapsiz. Shu bilan birga o'zingiz ham shu yerda ibodat qilib, tez-tez kelib yurib, ma'naviy jihatdan ham ibodat manfaat ko'ryapsiz shu xizmat orqasidan. Boshqalardan ko'ra ixlosliroq bo'ling, boshqalardan ko'ra xolisroq bo'ling, hammadan ko'ra xolis bo'ling. Hammadan ko'ra ko'proq ibodat qiling. Hammadan ko'ra ko'proq sig'ining, hammadan ko'ra ko'proq tavbali bo'ling. Mana shu Alloh subhanahu va taoloning talabidir. Faqat molni, faqat manfaatni o'ylash mumkin emas. Endi uni ustiga u faqat molni o'ylash yo tursin. Ziyoratchilarni aldash qilsangiz, 5 yulduzli mehmonlarni va'da qilib 3 yulduzlikka qo'yib qo'ysangiz, 15 kun va'da qilib 12 kunda olib ketsangiz, 3 mahal ovqat va'da qilib 2 mahal bersangiz, bu xiyonat bu. Bu xiyonat bu. O'g'rilikdan yomon bu. Bu aynan Alloh subhanahu va taoloning dinida turib xiyonat qilish. Allohning shayralarida, ramzlarida xizmat qila turib xiyonat qilish. Rasulullohning yonlarida turib xiyonat qilish. Bu hammasidan boshqa gunohlardan og'ir bo'ladi. O'zi asli yolg'on gapirish xiyonat mumkin emas. Har qanday holatda harom. Hatto Rasul akram alayhisolatu vasallam aytganlarki, mu'min har qanday axloq bilan tabiati shakllanib qolishi mumkin. Masalan, baxil bo'lishi mumkin. Mu'min musulmon, iymoni bor. To'g'ri, iymoni komil emas, iymoni komil bo'lsa sahih bo'lardi. Lekin iymon bor. Ammo baxil. Qizg'onch bo'lishi mumkin. Iymon bor, qo'rqoq bo'lishi mumkin. Iymon bor, sergap bo'lishi mumkin. İmam var, kibirli, kançadır kibiri var, buluşu mümkün. Ama, hıyanet ve yalgan, buluşu mümkün mesleğinde. Kimde ki eğer, hıyanet şekillengen olsa, onda iman yolu anık. İman, başka ahlaklar bilen, bir tek kalpte birleşir mümkün, hıyanetle birleşemiyor. Yolg'onga kim o'rgangan bo'lsa, unda ham iymon bo'lishi mumkin emas. Xiyonatga o'rgangan bo'lsa, unda iymon yo'q. Rasul akram alayhi sollatu vasallam shu ikkita axloqni aytganlar. Shu ikkita axloq iymon bilan birlashishi mumkin emas. Kimdagi bular o'rnagan bo'lsa, unda iymon yo'q. Xiyonat nima? Omonatni buzish. Omonat nima? Sizga ishonch bildirilgan narsada ishonchni yo'qotish. İşanç bildirilgen sizge. O şey işançını buzuştuğunuz hıyanet böyle. Omanetini ötemezlik. Yalgan vakıyge zid nersanı yapırış. Zidligini, zid de bile tur. Vakıyge zid nersanı, bir nersanı vakıyge zid de bile turup yapırış. Üç mehal akad bir hemen dedik ki mehal verişini mucelleyken bunu. Vakıyde ki mehal. İki üç mehal bir hemen dedik. Yalgan bu. Bu yol bilan topilgan mol dunyo kishiga baraka qilmaydi. Siz o'ylamang, pul ko'paysa, summa ko'paysa baraka qilyapman deb. Hali Alloh subhanahu va taoloning imtihoni o'ziga xos bo'ladi. Banda o'zida ko'rishi mumkin, nafsida ko'rmasa avlodida ko'rishi mumkin, molida ko'rishi mumkin. Harom yeganlar, o'sha odamlarning mulkini o'marganlar aksarini avlodi va zürriyatı musibette böyle. Ve malum müddet bir imkaniyet bulup malum müddet aşağı alıcı bulup durursa öylemezsin hemen asla şunun iki dakika ahir geçir. Hal ahirette gösterip de dünyada hem hal onun musibeti yeter. Çünkü yalgandan, hıyanetten sakınansın. Ben eşit yapmam şu dersen bazı şirketlerde böyleyken. Şimdi hut şu noktadan ikinci cihatta etemiz.
Umre kelayotgan, hajga kelayotganlarni orasida xuddi o'sha xiyonat va yolg'onni qilayotganlar ham bor. Aytganidek xizmatni bajargan holatida ham shirkat ustidan shikoyat yozayotganlar bor ekan. Pulni qaytarib olaman deb. Yolg'ondan. Haromdan yeyish bu. Bu odam umre kelib nima qiladi u? Bunday qilib umre haj qilgandan ko'ra o'lgani yaxshi. Ondan sonra borsin Şeyhsali var, devam etsin. Kemesin bu ne kadar joylarga, pak joylarga, hamma yoqni bulg'ab. Boshqa ish qilsa uni o'rniga harom yeydigan odam o'sha harom yurtida yuraversin. Harom o'zini muhitida. Shirkatlarni ustidan shikoyat qilib, yolg'ondan tuhmat qilib, pulini durmoqchi bo'lganlar bor ekan. Bular İslam'dan min çakırın neredeki kişiler bunlar. Bunlar dinini oyun kıladigan adamlar. Allah subhanahu ve ta'ala'ya hıyanet kırmış kişiler bunlar. Aramızdan şimdi insanlar çıkışı o taşelerini halledi. Bundan teşkarı şu noktada yana yetişmiş geliyor bu genlerse. Odamlar bir-biriga azob berish, umraga kelganlar bir-biriga baqiradi, ishchini so'kadi, ishchi bunga baqiradi, bir-biri bilan joy talashadi, suv talashadi. Men o'zim 50 yoshim bo'lganimda bilganman, 2001-yili Qur'on musobaqasidan bizga 2-chi o'rinni berishgan O'zbekistonda. O'shanda musobaqaga mukofot sifatida umra va'da qilingan edi. O'sha umra mukofotini 50 başka var işte. Ben de 50 başka yaz var işte. Ömrümde bir önce mette harcaya çıkışım dedi. O sende yaş bu yandan 20 yaş etrafında. Yaş katta katta adamlar. Olma muhuz guruh, taşkinli guruh iken bu yada hemen ulayetten var. Terme guruh iken. Adamlarını görseniz o yerdeki uruz cencel hanani gelip oğlan birbirinden telaşken zamzamini yo'qotib qo'ysa, ham meni zamzamini deyishaman deb odamlarga popisa qilgan, bir-bir bilan urushgan, talashgan. Shunaqa. Ha, bu odamlar nimaga hajga umraga kelgan hayronsiz. Bunaqa odamlar oldin tavba qilish kerak. Oldin musulmon bo'lsin u o'zini uyida. Oldin musulmon bo'lsin, keyin kelsin bu yoqqa musulmon bo'lib kelsin. Shayton tabiat bilan, iblis tabiat bilan kelmasin bu yoqqa. Oldin musulmon bo'lsin u yoqda tavba qilib. Ki ihram böyleyip, ki böyle Müslüman bulup kirsin. İhramda birbirine azar veriş mümkünmez değil Allah Teala. Azar mümkünmez, cidal mümkünmez, hak bulup durup tartışı mümkünmez. Nerse teleşşiyatırız, cay teleşşiyatırız. Bana bu haletlerini biz ıslah kılışımız gerek. Kişiler hacı umreye çıkıştan onu organsın, okusun, imanını bilsin, İslamını bilsin. Bu sayohat emas bu. Bu ibodat bu. Dam olish emas, riyozat bu. Tanaga huzur olish emas, ruhga sakinat olish bu. Tanparvarlik emas, qalbni uyg'otish bu. Yasanish emas, axloq go'zalligi bu. Uni qangi shaytoniy, nafsoniy illatlarni tashlab kelsin uyiga. Bo'lmasa kelmasin, o'zini isloq qilsin kelguncha. Abdurrahmon ibn Abu Nu'm ihrom baylarkanlar, bir yilga baylarkanlar. Bir yil mobaynida labbayka allohumma deb yurarkanlar. Ulug' tobiinlardan. Ihromda qanaqa yuradi inson o'zi o'ling? Uxlayotgan paytingizda haj qilgan odamlar biladi, bir necha kun uxlaydi. Uxlayotgan paytingizda oyog'ingiz bemalol harakatdan turolmaysiz. Uyquda ham hushyor uxlaysizki, oyog'ingiz ko'tarilib ketsa avlasiz ochilmasligi uchun. Chunki ihrom bir lunga bo'ladi xolos. Bellapasida. Uyquda ham hushyor yotishga, uyquda ham Allohni muloqaba qilishga olib keladi. Ihrom.
Şunun için kıram ihramı afzal bo'ladi, uzoq kun bo'ladi. Endi shuni bir yil qilarkanlar Abdurrahmon ibn Abu Nu'um, ulug' tobiin. Sahobalar shunday tarbiya qilgan. Avlodni xudbin, pastkash, molparast, badxulq, faqat o'zini o'ylaydigan, din deganda faqat o'zini bir ramzini, obro'sini o'ylaydigan odamlar emas. Din deganda haqiqiy Allohga taslim bo'ladigan, haqiqiy Allohga bo'ysunadigan, insonlarga yaxshilik qiladigan, butun insoniyatga ezgulik istaydigan kishilarni tarbiya qilishgan. Qarang, bir yil mobaynida uyat so'zi yo'q. Hatto ayol bilan fisq albatta yo'q, jidal yo'q. Ihrom holatida yurishdi o'ting, ayting. Va to'xtamay labbayk Allohumma dedi. Allohga bog'lanishni ko'rdingizmi? Mana shunday qilib qilinadi haj umra. Mana siz bir yil qilmang, hech bo'lmasa shu 5 soat yoki 5 kunga kelgan paytingizda o'sha musulmon bo'ling, hech bo'lmasa 5 kun musulmon bo'ling. 50 yil yashadingiz musulmon sifat bo'lib. Hech bo'lmasa 5 kun musulmon bo'ling rostdan. Tongi hayotingizning keyingi qismiga o'sha islomdan nasiba yetsin. Shuning uchun Rasul akram alayhissalotu vassalomga kelib bir kishi: "Yo Rasululloh, palonchiga ham bir moldan bering, ozgina nasiba." U ham mu'minlardan desa, balki musulmonlardandir deganlar. Hali mu'min bo'lmagan. Biz ana shunaqa zohirda musulmon holatda qolishimiz, iymonni kamoliga yetmasligimiz bu o'ta katta nuqson. Endi zohirdagi islomni ham yo'qotishimiz shi baqir chaqir qilib. Bir-birimizni ustimizdan yozib, bir-birimizni aldab, bir-birimizga yolg'on gapirib, bir-birimizni o'marib. Bizda islom yo'q mutlaqo unaqada. Hazrat Mashrab aytganlaridek, sufu naqsh bo'lding, vali hargiz musulmon bo'lmadi. Ko'rinishli ibodatli odam bo'lib ko'rayapsan, sufu naqsh bo'lding, vali hargiz musulmon bo'lmadi. Bu o'ta achinarli holat, umraga kelib, hajga kelib bir-birimizni ustimizdan shunaqa ish qilishimiz. Qurbonlikka so'yishar ekan, menga yana aytib berishdi buni. Bir odam mas'ul bo'lgan vojilarning qurbonligiga. Shu qurbonlikka qo'y tanlagan odam o'zi aytib beryapti menga. Men deydi, masalan, esimda yo'q, summalar taqribiy aytaman. Bitta qo'yni masalan men aytdimki, 100 dollardan so'yib beramiz dedim. Xizmati bilan. Hajda bo'layotgan ish. Men hajga kelganimda shu yerda menga alohida so'yib berdi. Telefon qilib qoraqa so'ydim deydi, keyin men xotirjam bo'ldim ihromdan chiqishga. O'sha bolalar o'zi aytdilar. O'sha ba'zi bir diniy muassasalardan kelgan kishilar. 100 dollardan dedim men. Desam o'rtaga bitta vositani qo'yib qo'yadi deydi. O'zi gaplashmayapti deydi. O'zi bilan gaplashsam bo'ladi, o'rtaga bitta vositani qo'yib qo'yadi. U pul yig'arkan, menga ham beradi. Bilsam 150 danmi 200 danmi yiqqan qarang. Hozirlar. O'zi 100 dan qo'y. Biz 100 dan so'yapmiz deydi. U 150 dan yig'yapti. Kamida 200 dan deb aytdi. Xiyonat bu. U ko'pirishlik qilgan yo'q. 1000 ta odamdan bo'lsa, o'sha yerda 50 dollardan bo'lsa qancha oladi o'zini? 300 ta odamdan deb aytdi, taqriban 300 ta qancha odamga so'y berdi dedi. O'zingiz o'ylang. 50 dan bo'lsa ham qancha pul bo'ladi? U ko'chada bir-birini yeyish yo'q tursin. Allohning ibodatida, Allohning uyida bir-birimizni o'maradigan bo'lsak, bir-birimizni aldaydigan bo'lsak, xiyonat qiladigan bo'lsak, o'zimizni musulmon deb atashga biz haqqimiz yo'q. Bunaqa musulmonni 1.5 milliardi islomga do'q. Quvvat emas. Undan ko'ra 1.5 million mu'min bo'lgani yaxshi. Qachon biz musulmon bo'lamiz bunaqa? Qani oxiratga bo'lgan iymon?
Qani Allohga bo'lgan ta'zim? Qani Rasululloh alayhi salatu vasallamga bo'lgan iymon? Qani Qur'on ahli bo'lganimiz? Butun risolat, hamma payg'ambarligini vazifasi, asosiy vazifasi li yaquman nasu bil qist. Qur'on nozil bo'lishi, Tavrot, Injil nozil bo'lishi, samoviy ta'limotlarning sahifalarining nozil bo'lishi, hammasi payg'ambarlarning kelishligi. Yagona maqsad adolat o'rnatish. Qani adolat? Bir-birimizni yeydigan bo'lsak, bir-birimizni o'maradigan bo'lsak, bir-birimizni aldaydigan bo'lsak, xiyonat qiladigan bo'lsak. Shu qadar molparast, manfaatparast bo'ladigan bo'lsak, bizda din qolmaydi, bizda musulmonchilik qolmaydi. Biz bu risolatni ahli emasmiz. Agar adolatsizlikka qo'l ursak, adolatsizlikka rozi bo'lsak, nafaqat qo'l ursak, adolatsizlikka rozi bo'lsak, nafaqat qo'l ursak, bizda islom qolmaydi. Bizda risolat qolmaydi. Risolat vazifasi qolmaydi bizda. Shuning uchun hamma biz o'sha musulmon birodarlarimizga har birimiz o'zimizga nasihat qilamizki, boshqalarga ham o'zimizga ham birodarlar, xiyonatdan qochaylik, xiyonatdan saqlaylik. Xoinlik o'ta og'ir gunoh, kechirilmas gunoh. Alloh kechirmaydi, u banda ham kechirmaydi. Sizdan xiyonat ko'rgan ham kechirmaydi. Bu ayni nifoq, munofiqlik. Shuning uchun munofiqni azobi kofirnikidan og'ir bo'ladi. Chunki kofirga aldanmaydi inson, ammo munofiqqa aldanmaydi. Yolg'on gapirish, xiyonat qilish, va'daga xilof qilish. Bu hozirgi aytayotgan voqealarimizda uchalasi jamlanyapti. Omonatga ham xiyonat bor. Va'daga xilof ham bor. Yolg'on so'z ham bor. Rasul akram alayhi salatu vasallam aytganlar shu to'rtinchi sifatni ham aytganlar. Agar husumatlashsa, bir narsa talashsa, fojirlikka, tajovuzga o'tadi deganlar. U ham bor. Bir-birini ustidan yozib, bosha qilib, so'kinib, urushib. Kimdaki shular jamlansa deganlar, u to'la munofiq deganlar. Kam ko'si yo'q munofiq. Undan ortiq munofiq bo'lish mumkin emas. Kimdaki undan bittasi bo'lsa, unda o'shancha munofiqlik bor. Faqat yolg'onni o'zi bo'lsa, to'rdan bir munofiq, chorak munofiq qo'sh. Va'daga xilof qilsa, yarim chorak munofiq. Yolg'onga qo'shilsa, yarim munofiq. Va hokazo. Nifoqdan o'shancha nasiba bor unda deganlar. Kimda qancha sifat bo'lsa shular. Shuning uchun mo'min zino qilib qo'yishi mumkinmi deganda ha deganlar. Mo'min o'g'irlik qilib qo'yishi mumkinmi deganda ha deganlar. Mo'min yolg'on gapirishi mumkinmi deganda yo'q deganlar. Yonboshlab o'tirgandilar, hatto o'tirib oldilar. Suyangan joylaridan o'tirib oldilar, tikib oldilar. Qaytara urdilar, mo'min yolg'on gapirmaydi. Mo'min yolg'on gapirmaydi. Mo'min yolg'on gapirmaydi. Shu qadar qaytardilarki, to'xtarmikinlar deyardi. Rasul akram alayhi salatu vasallam. Biz mana shu sifatlarni o'ta qattiq tahlil qilishimiz kerak va bundan o'ta qattiq hazil bo'lishimiz kerak. Avlodlarni ham rostgo'y, adolatparvar, haqparvar, molparvar emas, haqiqatparvar nafs bandasi emas, Alloh bandasi qilib tarbiyalashimiz kerak. Shundagina kelajagimiz bizdan ko'ra yaxshi bo'ladi. Shundagina o'zimiz ham ulardan saodat tuyamiz. Va oxiratda ham inshaalloh jannatlarda birga bo'lish nasib bo'ladi. Shuning uchun biz o'zi aslida bu gunohlar umumiy har qanaqa holatda halol, ammo ibodatni ustida Allohni baytiga taalluqli Rasul akram alayhi salatu vasallamni ziyoratlariga taalluqli bo'lgan, ibodatga taalluqli bo'lgan paytda gunoh yana ham ortadi. U shunga o'xshaydiki, oyat karimada Alloh taolo aytadiki, masjidda haromni zikr qilib turib, unda makkalik ham makkadan tashqaridan kelgan ham bir xil, hamma bir xil ko'riladi u yerda. Hamma bir xil ibodatda, bir xil maqomda bo'ladi. Deb turib aytadiki, "Va man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudiku min azabin alim." Kim u yerda javr zulm qilib
İlhad ne? Yani bir Allah'a asilik ne? Yani nahaklik ne istese eğer onge ağırıklı azab tattıramız biz dedi. Adette günah bende becergende yine azabı kirledi. İstegende azab kirmeydi. Mesela bir günahı kast kıldıyız ama kımadıyız azab kirmeydi. Kast kıldığınız için kalbinizde dağ boladı, kalp günahı hasıl boladı. Ama azab ki kalınmıyordu. İnşallah Allah yuvarladı ibadetlerimle ki kalbine. Ama lakin haram-ı şerifte bose günah halkı yanı yok. Kast kıldı, azap yazılır. Bu haram-ı şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ziyaretlerine, yukşin mescidlerine, ibadetlerine taalluklu uğurlarındaki hıyanet ve yalgan yani ki bunda günahlar başka oranda giden konu ahır yazılır. Çünkü bu Allah'a bugün cüretini kettali giden buladı. Bu iblisli tabiatı. Bu acizlikten bugün günahmaz, bu cüretten bugün günah. Bu ota katlık tavla bilen gelen geçiriliş mi? Bundan katlık hazır buluş gerek, ihtiyat buluş gerek. O berçe Müslümanlar hani şu harameyinin hürmetini uzayıya koyuşlar ki. Hürmetini koyuş o fakat tavaf bilen bu muydu? Tavafdaki mana bana bu haletlerde muamelemizde görünüş gerek. Bu haber şirketlerine hem bize tavsiyemiz şu yani her bir muamelenizde, her bir sözünüzde, her bir tengeni üstüde Allah Subhanehu ve Teala'nın aldığı türüp mendip beni. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı türüp mendip beni. Meşru amelim ki Allah'ın aldığı da cevap verir aleyhime mi diyen sorunu koyayım. Allah'ın aldığı da de ayete diyen cevabını tehirle türüp yıkmayın. İşte. Meşru cevabını Allah'a verir aleyhime diyen halet izlediğini o şu işte kıyayım. Demek ki şu işte kıyayın sen deyse şu cevabını Allah'a verir aleyhime diyeyim. Rehber izlemez. Ya bir teşkilat gelmez ya bir mesul tergi uygulamaz. Mesul hadimler tergi uygulamaz. Yok. Allah Subhanehu ve Teala kalbimi bilip tutuyan Allah'a cevap verelim ben. Degen işanç ki, kegen de gene bir işini kılıyor. Her bir işini üstünde. Şimdi inşallah berekat boladı. Hayır boladı. Bu Allah'ın hizmetini bileyim. Arada az yine trikçilik hem boliyat de bileyim. Esasen Allah Subhanehu ve Teala'nın dinine, Müslümanlarına, İnsanlarına hizmet kılıyor ben de bileyim. Şimdi inşallah Allah özü bereke verirdi. Hayır verirdi. İnşallah cüde kub berekatını koyarız. Allah subhanahu ve teala'dan ümit kılarız. Hemimizde özü tevfik versin. Özü yarlakasın, özü ıslah kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa enten estağfirullah ve metubu. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.